Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ekranlarında haftanın son iş gününde, cuma gününde son baskı canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili ve Elazığ'la ilgili mesajlarınızı bekliyoruz. Yine sosyal medya hesaplarımızla ekranın alt köşesinde yazıyor. Sosyal medya hesaplarım üzerinden de görüşlerinizi ve mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Birazdan onları da okumuş olacağız efendim. Evet, her gece olduğu gibi bu gece de hızlıca özetlerimize başlayacağız. Ardından asıl konumuza geçeceğiz efendim. Evet, Bakan Dönmez Elazığ'a geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere pazar günü Elazığ'a gelecek. Bakan Dönmez'in Elazığ'daki ilk durağı Elazığ Valiliği olacak. Ardından AK Parti teşkilatını ziyaret edecek. Oradan Elazığ Belediyesi'ne geçecek. Oradan da Cip'te bir santralin açılışını gerçekleştirecek. Daha sonra da Elazığ'dan ayrılacak. Bakan Dönmez pazar günü sabah saatlerinde Elazığ'da olacak. Ayrıntılar Elazığ'ın haber sitesi elazığsonhaber.com'da. Devam ediyoruz efendim. Milletvekili Bulut, TKDK aracılığıyla ilimizde 216 milyon TL hibe dağıttık demiş. AK Parti MKYK üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ'a yapılan tarım yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Milletvekili Bulut, sadece 2018 yılında 42 milyon TL hibe dağıtan TKDK İl Koordinatörlüğü'nün bugüne kadar yapmış olduğu hibe miktarı 216 milyon Türk lirası dedi. Ayrıntılar Elazığ'ın haber sitesi elazığsonhaber.com'da. Devam ediyoruz efendim bir diğer özetimizle. Masada birlik, beraberlik ve kardeşlik var. Efendim biliyorsunuz AK Parti'nin İlçe ve belde belediye başkan adayları geçtiğimiz süreçte belli olmuştu ve bu noktada artık merakla beklenilen isimler de kişilere tebliğ edilmişti. Heyecan da artık yerini seçim çalışmalarına bırakmıştı. Bu kapsamda AK Parti Elazığ Başkanı Ramazan Gürgöz'ü önceki günde ekranlarınıza getirdik. AK Parti Genel Merkezi, AK Parti Elazığ İl Teşkilatı yönetiminin yeniden şekillendirilmesi, yeniden düzenlemeye gidilmesi için AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'ü tam yetkiyle donatmıştı efendim adeta. AK Parti Elazığ Başkanı Ramazan Gürgöz'e yeni bir yönetim oluşturdu. Oluşturan yönetimin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniliyor. AK Parti cephesinde durum böyle. İl teşkilatı cephesinde AK Parti Elazığ Başkanı Ramazan Gürgöz'e genel merkez tarafından yeniden il başkanlığı görevine görevlendirildi ve denildi ki yönetimde değişiklik yapabilirsin. Elazığ'da top sende denildi. AK Parti Elazığ Başkanı Ramazan Gürgöz'e'ye. O süreç o şekilde işliyor. Ayrıca bugün, geride bıraktığımız gün yurtbaşını ziyaret etti AK Parti Elazığ Başkanı Ramazan Gürgöz'e. Orada yurtbaşı belde il belde başkanı, AK Parti belde başkanıyla bir araya geldi. Ardından yurtbaşının belde belediye başkan adayıyla, mevcut belediye başkanı ve başkan adayıyla bir araya geldi. Ve onun dışında bu seçimlerde yurt başından aday adayı olan 3 isim toplanıldı efendim. Ne denildi? Birlik, beraberlik, kardeşlik mesajları verildi AK Parti teşkilatında yurt başında. Ayrıntıları Elazığ'ın haber sitesi elazığsonhaber.com'da. Devam ediyoruz efendim. Evet, Elazığ'da 124 bin öğrenciyi karne aldı. Öncelikle öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Başarılı olanları, belki de biraz daha çalışması gereken tüm öğrenci kardeşlerimize iyi bir tatil diliyoruz efendim. Tabii ki tatilde bol bol son baskı canlı yayınını izleyeceklerinden eminiz. Birlikte olacağız onlarla birlikte. Bizi izleyene kadar ders çalışsınlar, gezsinler, eğlensinler. Saatler 23'ü gösterdiğinde de Kanal Fırat ekranlarında olsunlar, gündemi takip etsinler ve bizimle birlikte güzel bir nesil yetişmeye devam etsin efendim. Tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz, hayırlı tatiller diliyoruz. Devam ediyoruz efendim bir diğer özetimizle. Evet efendim, YÖK ilk defa böylesine kapsamlı bir araştırma yaptı. Ben de hayatımda ilk defa böylesine kapsamlı bir araştırma gördüm eğitim alanında. Evet, Elazığ'ın YKS karnesi açıklandı. Yani efendim liseden mezun olan öğrencilerin üniversiteye yerleştiği sınav YKS ve YKS'de Elazığ'ın durumu nedir diye tüm ayrıntılar ortaya çıktı.
Elazığlı öğrenciler en çok hangi şehirde okumaya gidiyor? Elazığlı öğrencilerin kaçı devlet üniversitesine gitti, kaçı özel üniversiteye gitti, kaçı Kıbrıs'a okumaya gitti? Elazığlı öğrencilerin kaçı ilk tercihleri geldi, kaçının ikinci tercihleri geldi, kaçının üçüncü tercihleri geldi? Buna benzer birçok madde tek tek araştırıldı. Her bir madde ayrı bir önem taşıyor. Bunun ayrıntılarını mutlaka öğretmenlerimizin, özellikle lise öğretmenlerinin mutlaka okuması gerekiyor. Rehber öğretmenlerin, Milli Eğitim Camiası'nın, velilerin ve öğrencilerin bu araştırmayı, gerçekten çok güzel bir araştırma yapmışlık. Bu araştırmayı mutlaka okumaları gerekiyor. Nereden okuyacaksınız efendim? ElazığSonHaber.com ekibi tek tek tüm maddeleri araştırdı, ayrıntılara indi, sadeleştirdi, özetleştirdi, anlaşılır bir hale getirdi. Tabii ki ElazığSonHaber.com'dan ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Devam ediyoruz bir diğer özetimize hızlıca. Evet, üniversite için Konya'ya, Bursa'ya giden öğrenci kardeşimiz, gitme. Fırat Üniversitesi hepsinden iyi çıktı. Ne kadar güzel bir başlık değil mi? ElazığSonHaber.com'dan. Üniversite için Konya'ya, Bursa'ya giden öğrenci kardeşimiz, gitme. Fırat Üniversitesi hepsinden iyi çıktı. Evet efendim, üniversitemiz başarıya doymuyor bu kapsamda. NİVS dünyanın kıtaların en iyi üniversiteleri, kolejleri ve eğitim merkezlerini açıkladı. Dünyanın en iyi üniversiteler listesine de Türkiye'den 27 üniversite girdi efendim sadece. Büyük bir başarı sağlayarak listeye giren Fırat Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler arasında 24. oldu ve dünya sıralamasına girdi. Binlerce üniversiteyi geride bıraktı ve hatırladığım kadarıyla 1100. falan olmuştu galiba. Tebrik ediyoruz Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ, tüm ekibini, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Halil Hasar'ı, tüm ekibini, tüm üniversite çalışanlarımızı, akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Daha nice başarılar diliyoruz üniversitemize. Ayrıntıları ElazığSonHaber.com'da. Uza TL'ni yaşasın Elazığspor. Efendim biliyorsunuz pazartesi gününden beri Kanal Fırat Televizyonu olarak ekranlarımızı Elazığspor'a açtık. Elazığspor yaşasın, Elazığspor zor günlerden kurtulsun diye. Ne zaman Elazığspor dara düştüyse, ne zaman Elazığ dara düştüyse ilk yardımına Kanal Fırat Televizyonu koştu. Bu defa da öyle oldu efendim. Elazığspor içerisinde geçirmiş olduğu bu zor süreçte en büyük destek Kanal Fırat Televizyonu'na geldi. Son yılların en uzun Elazığspor'a ayrılan canlı yayınları gerçekleştirildi ve bugün de gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Toplam 5. günümüzdeyiz efendim. Pazartesi günü spor koordinatörümüz Coşkun Kamaç ateşlemişti canlı yayınlarımızda yardım kampanyasını ve Coşkun Kamaç ile başlayan yardım kampanyamız son baskı canlı yayınıyla 5 gündür devam ediyor. Bugün de son baskıyı Elazığspor'a gelen yardımlara ayırıyoruz ve bugün Kanal Fırat Televizyonu olarak Cuma günü ve Cuma günü itibariyle, yani bugün itibariyle Elazığspor'la ilgili destek yayınlarımızı burada noktalayacağız. Ama tabii ki Elazığ Valiliği'nin atmış olduğu destek kampanyası devam edecek. Oraya yardımlarda bulunmaya devam edebilirsiniz ama biz bugün yayınlarımızı, artık Elazığspor yayınlarımızı, destek yayınlarımızı noktalamış olacağız. Gece 1'e kadar desteklerinizi bekliyoruz o yüzden efendim. Bugün son gün, canlı yayınımız için son gün. O yüzden bugün rekor bir sayı bekliyorum. Elazığlı hemşehrilerimizden rekor bir sayı bekliyorum. Peki bugüne kadar yayın yaptığımız 4 gün içerisinde Elazığspor'a ne kadar bağış geldi? Canlı yayınımızda kaç kişi bağış bulundu? Onların da ayrıntılarını Elazığ Valiliğinden aldık. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız. Efendim tüm bu gelişmeleri ve daha fazlasını Elazığ'ın haber sitesi ElazığSonHaber.com'dan takip edebilir ve mutlaka ElazığSonHaber.com'un sosyal medya hesapları, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube adreslerini takip ederek Elazığ'dan anında haberdar olabilirsiniz. Efendim özetlerimiz böyleydi. Son baskı başlıyor. Evet efendim, Elazığspor'a destek kampanyamız devam ediyor. Bu kapsamda desteklerinizi bekliyoruz. Birazdan tek tek dekont gönderen izleyicilerimizin isimlerini okuyacağız. Ne diyoruz efendim? Biz bordo diyeceğiz, siz beyaz makbuz göndereceksiniz. Biz bordo diyeceğiz, siz
beyaz makbuz göndereceksiniz. WhatsApp iletişim hattım üzerinden bizlere. Elazığ Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasını hemen anlatalım bir kez daha. Elazığ Valiliği tarafından Elazığ Spor Yardım Hesabı açılmıştı. Elazığ Valiliği adına yardımlarınız Ziraat Bankası Merkez Şubesi'ne gönderiyorsunuz. Mutlaka yardım göndermeye devam edin efendim. Yardımlarınızı bol bol bekliyoruz. Bugün canlı yayınlarımızın, Elazığ Spor'a ayırdığımız canlı yayınlarımızın son günü. O yüzden son yayınımızda böyle güzel bir şekilde kapatalım. Bol bol yardım gelsin, bol bol destek gelsin. O desteklerinizi, mesajlarınızı bol bol okuyalım. Bugüne kadar 4 günlük canlı yayınımızda yapılan en yüksek yatırım, yardım 10.000 TL olmuştu. Bugüne kadar 4 gündür yapmış olduğumuz yardımlar içerisinde en yüksek yardım 10.000 TL olmuştu. Profesör Doktor Yasemin Açık efendim. Zaten Elazığ Spor ne zaman dara düşse biliyorsunuz Yasemin Hoca'nın kapısını çalıyor. Elazığ ne zaman sıkışsa Yasemin Hoca'nın yanına koşuyor. O da elinden geleni yapmaya çalışıyor efendim. Bugüne kadar sürekli Elazığ Spor'a hem maddi hem manevi destekte bulundu. Yine bu kampanyaya da sembolik bir rakam bağışladı. 10.000 TL ve Kanal Fırat'ta yayınlarımız süreci içerisinde en yüksek rakam da bugüne kadarki en yüksek rakam da Profesör Doktor Yasemin Açık'tan geldi. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Ama aktarıyoruz. 10 TL'de olsa, ne olursa efendim yardımlarınızı gönderebilirsiniz. 4 günlük canlı yayınımızın sonucu var efendim. 4 gün boyunca peki biz canlı yayınlarımızda ne kadar toplayabilmişiz? Onun ayrıntısını şimdi paylaşmış olacağım sizlerle. 4 günlük canlı yayınımızda toplam 75.000 TL para toplanmış efendim. Elazığ'a yakışıyor mu? Şahsi fikrim yakışmıyor. Ben ama inanıyorum ki bunu bugün 150.000 TL'ye kadar çıkartacağımıza inanıyorum. 4 günün rakamını bir gecede toplayabiliriz ama yine de hatırlatalım, rakam önemli değil. Önemli olan gönüllerden 10 lira da olsa o gelmesi efendim. Bu kapsamda peki kaç kişi başvuruda, kaç kişi bağışta bulundu efendim Elazığ Spor'a yardım kampanyasına? Bugüne dek 4 günlük canlı yayınımızda 589 kişi. 589 kişi yardımda bulundu Elazığ Spor efendim. Yeterli bir sayı mı? Sayı kesinlikle yeterli değil. Gerçekten yeterli değil. Çok az bir rakam. 589. Yani Elazığ Spor'u sadece 589 kişi mi seviyor? Ben günlerdir burada il yöneticilerine, STK temsilcilerine, dernek yöneticilerine, Elazığ Spor'un eski yöneticilerine, hali vakti yerinde olan iş adamlarına sesleniyorum. Boşa mı seslenmişim? Biz kendi aramızda sadece 589 kişi miymişiz Elazığ Spor'u seven? Demeden geçemiyorum efendim. Hani taraftarlarımız, hani Elazığ Spor sevdalıları, neredesiniz efendim? Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından, Elazığ Valiliği tarafından açılan IBAN numarası hemen alt tarafta yazıyor efendim. IBAN numarasına mesajlarınızı, dekontlarınızı bekliyoruz. Peki nasıl mesaj göndereceksiniz efendim? Hemen onu da aktaralım. Herhangi bir, artık biliyorsunuz teknoloji gelişti. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Teknoloji gelişti. Ne yapıyorsunuz? Mobil uygulamalara giriyorsunuz. Bankaların mobil uygulamalarına giriyorsunuz efendim. İnternet şubelerine ya da bilgisayar üzerinden de bunu yapabiliyorsunuz. Mobil uygulamalara giriyorsunuz. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası ve diğer özel bankaların mobil uygulamaları. Hiç fark etmiyor. Herhangi bir mobil uygulamasına geliyorsunuz. Uygulamayı açıyorsunuz efendim. Açılan uygulamada EFT ya da havale yapıyorsunuz. EFT ya da havale yapıyorsunuz. IBAN numarası yazıyor burada. Elazığ Valiliği adına alt tarafında yazan IBAN numarasına mesajlarınızı, paralarınızı, yardımlarınızı gönderiyorsunuz. 10 TL'de, 100 TL'de, 5000 TL'de, 10.000 TL'de gönlünüzden ne koparsa. Önemli olan katılımcı sayısını artırmak. Önemli olan Elazığlıların birlik ve bütünlüğünü gösterebilmek efendim. O yüzden ne kadar olursa olsun gönderin. 10 TL'lik makbuzları da okuyoruz. 10.000 TL'lik makbuzları da okuyoruz. Makbuzlarınızı bekliyoruz. Peki sonra ne yapacaksınız? Yardımı gönderdiniz. Yardımı gönderdikten sonra dekontun ekran görüntüsünü alacaksınız ve
o dekontu Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattına göndermiş olacaksınız. Sadece gelen dekontlu mesajları okuduğumuzu, dekontlu yardımları okuduğumuzu ifade edelim. Evet, bugüne kadar gelen hep STK'lara seslendik neredesiniz diye. Dün de Elazığspor'un eski yöneticilerine seslendik. Bugün de sesleniyoruz. Ey bugüne kadar Elazığspor'da başkanlık yapan, yöneticilik yapan isimler. Haydi buyurun. Hep birlikte Elazığspor yaşasın diyelim. Bağışlarınızı bekliyoruz eski yöneticilerimizden. Yine muhtar adaylarımıza seslenmiştik. Bugüne kadar gerçekten güzel sayılar geldi muhtar adaylarımızdan. STK'lara çok seslendik. Bir elin beş parmağını maalesef geçmedi. Elazığ'da 500'ün üzerinde ne var efendim? STK var ama yardım gönderen STK'larımız. TES İş Sendikası, Erdeniz Erdem gönderdi 1000 TL. Altı Nokta Körler Derneği Refik Temiz gönderdi. Askon Elazığ Şube Başkanı Osman Özçelik 25 takım elbise verdi. Şavakter yardımda bulundu. Sığı Tesisatçılar Odası yardımda bulundu. İstanbul Elazığ Kömüren Kültür Derneği yardımda bulundu. Bunların dışında belki bir iki tane daha vardır ama yani benim hatırladıklarım, çıkardıklarım bunlar. Gördüğünüz gibi bir elin beş parmağını geçmiyor. Bugün uyan STK'larımız. Haydi uyanalım, gece 1'e kadar uyanık olalım. Bugün Kanal Fırat canlı yayınlarının Elazığspor'a vermiş olduğu destek yayınlarının son günü. O yüzden bugün ciddi bir rakam bekliyorum. Ciddi bir katılım bekliyorum. Bu arada aktarmış olalım bir kez daha. Yine çok konuştum galiba. 1'e kadar da böyle konuşacağım. Bu arada Kanal Fırat televizyonunun bu bir haftadır yapmış olduğu yayınlar son yılların, belki de son 10 yılı ele alabiliriz. Son 10 yılın Elazığspor'a en uzun süreli destek yayınları oldu efendim. Bu en uzun süreli destek yayını yapmak da yine bize nasip oldu. Bir kez daha ekranları Elazığspor'a açan yönetim kurulu başkanımız Profesör Doktor Yasemin Açık'a teşekkür ediyoruz. Mutlaka Elazığspor'un yanında olmalıyız. Elazığspor'u bu zor sürecinde destek vermeliyiz diyen ve bu yayınların yapılmasını sağlayan, bizim böyle enerjik bir şekilde ekrana çıkmamızı sağlayan genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık'a teşekkür ediyoruz ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca iki gündür Elazığspor formasıyla çıkıyorum. Çünkü geçen gün bir izleyicimiz mesaj atmıştı. Abi formayla çıksan ne güzel olur demişti. O mesajımızı Elazığspor Store sorumlusu sahibi Fatih Gürkan Mülayim abimiz duymuş ve beni aradı. Hemen seni bordo beyaza bürüyoruz dedi. Hediye ediyoruz dedi. Aynı zamanda Elazığspor fan sayfasının da sahibi, Elazığ'ın en büyük sosyal medya hesabı Elazığspor fan sayfasının sahibi. Onların hediyelerini de giyiyoruz yine bugün. Çok birbirinden çok güzel formalar, tişörtler var efendim. Mutlaka Park 23 AVM'deki Elazığspor Store'ye uğramanızı tavsiye ediyorum. Çok uygun fiyatlara Elazığspor armalı çok güzel şeyler var. İşte onlardan birisi ince çubuklu formamız, gayet de yakıştığı ifade ediliyor. Bilmiyorum yakışıyor mu? Atkımız, polarımız, bir kez daha Fatih Gürkan Mülayim'e ve ekibine de teşekkür etmiş olalım. Evet, bir su yudumlanalım. Ardından haydi bismillah diyerek gelen yardımları okumaya başlayalım. Umarım güzel yardımlar vardır. Hadi bakalım. Evet. Evet. Açıyorum efendim. Bu arada alt tarafta yine Elazığspor'umuzun çok güzel müzikleri geliyor. Yayın ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, ilk yardımımız kilometrelerce uzaktan geldi. Muş'tan geldi efendim. Muş ilimizden Elazığ ve Elazığspor'a selam ve sevgilerimle yığınkili Hayrettin Yerkazan 123 TL. Hayrettin Yerkazan 123 TL. Bugünün ilk bağışını almış olduk efendim. Hayrettin Yerkazan 123 TL. Teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, devam ediyorum. Gelen mesajlarımızla hemen hızlıca okuyalım. Evet, bir muhtar adayımız daha. Zaman Elazığspor'a sahip çıkma zamanı. Suçlu aramak yerine her bir ferdin Elazığspor için elini taşın altına koyarak üzerine düşeni yapmasını rica ediyorum. Kamil Altu, Kültür Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı. Kamil Altu, Kültür Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı 123 TL
23 kuruş. Bugün 123 TL'lerle canlı yayınımızı açtık. İnşallah güzel rakamlar gelmeye bu şekilde devam eder. Hemen muhtarımızı da not alalım. Kültür Mahallesi. Efendim soruyordunuz Kültür Mahallesi'nden var mı diye muhtar adaylarından. Kamil Altu. Mevcut muhtarımız ve aynı zamanda muhtar adayımız Kültür Mahallesi'nden Kamil Altu muhtarımız 123 lira 23 kuruş göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı göndermiş olalım Kamil Altu muhtarımıza da. Teşekkür ediyoruz. Evet. İyi akşamlar. Ben İstanbul'dan Samet Oktar. Sizi severek ve beğenerek izliyoruz. Elespor'a da sahip çıkmanız bizi sevindiriyor. Lütfen şu takım herkes sahip çıksın. Çok teşekkür ediyoruz. Furkan Gakko, Elespor'un kıyafeti sana çok yakışmış. Cuma Yıllar abimiz göndermiş. Teşekkür ederiz. Cuma Yıllar abimize de selamlarımızı gönderelim. Evet, devam ediyoruz. Evet. Güzel marşlarımızı da biraz duymak istiyoruz efendim, değil mi? Evet, bir de kontumuz var. Evet, hem yardım hem kulübe destek geldi efendim. Nur Osman Akçabay. Geçen gün yardımda bulunmuştu bu izleyicimiz. İsmini okumuştuk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Geçen günkü canlı yayınımızda dekontunu göstermiştik. Bugün diyor ki Nur Osman Akçabay, Elazığ Spor'a 1000 TL gıda ve su götürüp kulübe teslim ettim diyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu güzel desteğinizden dolayı. Sağ olun, var olun. Geçen günde para desteğinde bulunmuştu aynı izleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Devam ediyoruz gelen yardımlarımızla. Özkan Demirel. Bu arada alt tarafta yardımda bulunan izleyicilerimizin isimleri geçiyor efendim. 4 gündür yardımda bulunan izleyicilerimizin Elazığ Valiliğinden, biliyorsunuz bu isimler Elazığ Valiliğine gidiyor. Elazığ Valiliğinden gelen isimleri şu anda aktarıyoruz. 4 gündür yardımda bulunan 589 hemşerimizin ismi alt tarafta geçiyor. Özkan Demirel 40 TL göndermiş. Özkan Demirel 40 TL. Çok teşekkür ediyoruz Özkan Demirel 40 TL. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kamera açımız bugün çok güzel olmuş. Serkan Bayramcı göndermiş. 40 TL de Serkan Bayramcı izleyicimizden. Serkan Bayramcı. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz efendim. Çarşı Mahalle Muhtar Adayı Burak Ateş. Evet, Çarşı Mahalle Burak Ateş. Muhtar adaylarımızı özellikle not alıyoruz efendim. Çarşı Mahalle Muhtar Adayımız Burak Ateş. 23 TL 23 kuruş göndermiş. Çarşı Mahallesi Muhtar Adayı Burak Ateş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda kendilerine sağ olsunlar, var olsunlar. Güzel yardımlarından ve desteklerinden dolayı. Evet, devam edeceğiz efendim yardım bağışlarımızı okumaya. Gelen muhtar adaylarımızdan gelen bağışlar var. Hepsini birazdan söyleyeceğiz ama şunu da hatırlatmış olalım efendim. Özellikle şunu yapıyoruz. Kanal Fırat Televizyonu olarak biliyorsunuz muhtar adaylarımıza bir hatırlatma yapalım. Kanal Fırat Televizyonu olarak yerel seçimlerin yaklaştığından dolayı muhtar adaylarımıza ekip arkadaşlarımız özel bir klip hazırlıyorlar. Özel bir klip çekiyorlar. Muhtar adaylarımızı tanıtıyoruz. 5-6 dakikalık VTR'ler hazırlanıyor onlara. Çok güzel VTR'ler var. Eğer ben kendimi tanıtmak istiyorum, televizyona çıkmak istiyorum, sosyal medyamda o videoları paylaşmak istiyorum diyen muhtar adaylarımız var ise eğer, yarın gün içerisinde Kanal Fırat Televizyonu'na telefonla ulaşıp isimlerini yazdırabilirler. Kanal Fırat Televizyonu'nun telefon numarası 0424 238 81 23. 238 81 23. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hızlıca devam edeceğiz efendim. Bir diğer muhtar adayımız yine Elespor'a desteklerini gönderen, hemen ismini not alalım. Ali Dündar, Hilalkent Mahallesi.
Hilal Kent Mahallesi Muhtar Adayı Ali Dündar. Çok teşekkür ediyoruz bağışlarından dolayı. Yine güzel bir rakam 123 TL gelmiş efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hilal Kent Mahallesi Muhtar Adayı, Muhtarı ve Muhtar Adayı Ali Dündar. Hilal Kent Mahallesi Muhtarı ve Muhtar Adayı Ali Dündar'a teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Efendim WhatsApp'ı kullanma şeklimi anlatayım. Sabırsız izleyicilerimiz sürekli mesaj atıyorlar. Ben mesajlarımızı en alttan okumaya başlıyorum. Siz mesaj attıkça sizin isminiz en üste çıkıyor ve benim de okumam o orantıda gecikiyor efendim. O yüzden aynı mesajı döne döne attığınız zaman haliyle mesajlarınız en üste kalıyor. Evet, devam ediyoruz efendim mesajlarımıza. Bakalım neler var. Çankırı 28. Mekanize Piyade Tugayı'ndan selamlar. Biz burada vatana sahip çıkarken şehrin ileri gelenleri takımımıza sahip çıkamadı. Yazık demiş izleyicimiz. Mesajını göndermiş. Bağışında da bulunmuş. İsmini Mustafa Emre Yiğit. Mustafa Emre Yiğit efendim. 23 TL 23 kuruş. Mustafa Emre Yiğit. 23 TL 23 kuruş. Çok teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun diyoruz. Bu arada son 4 gün içerisinde yani Perşembe gecesine kadar yardımda bulunan isimler, alt tarafta isimleri geçiyor. Onlara da teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sanatçılar niyeti yardım etmiyor diyorlar. Bilmiyoruz efendim. Evet. Gelen mesajlarımızla devam ediyoruz yardım mesajlarımızla. Selam Furkan Bey, iyi yayınlar. Programınızı severek seyrediyorum. Bağımlılık yapıyorsunuz vallahi. Biz de bütçemiz yettiğince yardımımızı yaptık. Çalışmayan biri olarak ah bir de Elazığ'ın kaymağını yiyenler duysa sesimizi iyi olur demiş izleyicimiz. Hemen aktaralım efendim. Gelen yardımı izleyicimizin ismini göremedim ama 100 TL gönderen izleyicimiz. Evet. 100 TL gönderen izleyicimizin maalesef ismi yazılı değil ya da ben göremiyorum. Yok, yazılı değil. 100 TL göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz izleyicimize. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Devam ediyoruz. İyi yayınlar Furkan kardeşim. Yaşasın Elazığ Spor demiş. Yardımını göndermiş. Kaan Önal. Kaan Önal göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. 30 TL 23 kuruş. Kaan Önal. 30 TL 23 kuruş. Sağ olsunlar, var olsunlar. İstanbul'dan gelmiş galiba bu yardım. Gökmen tel çeken, Arda tel çeken. Gökmen tel çeken ve Arda tel çeken 50 TL göndermişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bakalım bugünün rekoru kimde olacak? Hangi iş adamımızda olacak? Hangi STK başkanımızda olacak? Hangi kurum müdürümüzde olacak? Hayırlı akşamlar. Elazığ E-Tipi E-Koğuşu'nda bulunan eşim Gökhan Dağdöğen ve tüm kader mahkumları Elazığ Spor'u destekliyorlar. Rabbim tüm kader mahkumlarının yardımcısı olmuş demiş. Gökhan Dağdöğen göndermiş 20 TL. Efendim cezaevindeki izleyicilerimiz, hemşehrilerimiz, Elazığlılar bile yardım gönderirken Elazığ'daki hali vakti yerinde olan izleyicilerimiz nerede? Gökhan Dağdöğen tüm kader mahkumlarımıza tez zamanda çıkmalarını bekliyoruz efendim. Allah yar ve yardımcıları olsun. Evet, bir diğer muhtar adayımızdan daha geldi. Bir muhtar adayımız da Nail Bey Mahallesi muhtarı İhsan Parlak. İhsan Parlak. Nail Bey Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı İhsan Parlak. Hayırlı yayınlar Furkan Bey. Elazığ sporumuz sizlerin ve... evet, mesajı kaybettim. Hayırlı yayınlar Furkan Bey. Elazığ sporumuz sizlerin ve halkımızın desteğiyle inşallah hak ettiği yere gelecektir. İhsan Parlak, Nail Bey Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı 100 TL göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Nail Bey Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı İhsan Parlak'a selamlarımızı göndermiş olalım. Evet, devam ediyoruz gelen mesajlarınızla. Kimler var? Kim bilir kimler var? Şimdi... evet. İyi akşamlar. Afyon'dan selamlar. Ayhan kim? Ayhan Sekendiz. Ayhan Sekendiz. 50 TL 23 kuruş. Ayhan Sekendiz. S
80 diz 50 lira 23 kuruş. Afyon'dan göndermiş, kucak dolusu selamlarımızı gönderelim. Evet. Onur Gürbüz, Elazspor'u yıkılmayacak, yılmayacak demiş. Onur Gürbüz isimli izleyicimiz göndermiş 10 TL. Çok teşekkür ediyoruz Onur Gürbüz isimli izleyicimize. Sağ olsunlar, var olsunlar Onur Gürbüz. Evet, il yöneticilerimiz, eski kulüp yöneticilerimiz neredesiniz? Evet. Bu da önce, evet. Birkaç tane şey geliyor da ben bu mesajların özellikle gelen EFT'lerin tarihlerine maalesef bakmak zorunda kalıyorum. O yüzden biraz zaman geçiyor. Bir kez daha özür diliyorum efendim zaman geçirdiğimizden dolayı. Evet, bugün kaçı? Evet. Evet, izleyicimiz diyor ki bu sevdamız yok etmeyin. Allah için yaşasın bu takım. Adana'dan Fikret Polat. Hadi Elazığ. Haydi Elazığ demiş. Adana'dan gelmiş Fikret Polat. 23 TL 23 kuruş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. 23 TL 23 kuruş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz Adana'ya. Devam ediyoruz. Nerede Rüstem Paşa Mahallesi muhtar adayları demiş bir izleyicimiz. Diyor ki iyi akşamlar, geçen gün göndermiştim, bugün de annem yolladı, yeter ki sevdamız yaşasın demiş izleyicimiz. Fatih Çayırlı 23 TL 23 kuruş. Evet, 23 TL 23 kuruş Fatih Çayırlı. Geçen gün ben göndermiştim, bugün de annem gönderdi. Annelerimiz işte, Elazığlı annelerimiz, ablalarımız, teyzelerimize bir kez daha selam yollayalım. Mesajlarımızı teşekkür ediyorum. Furkan abi bugün yine vallahi ortalığı yıkıyorsun demiş. Seni seviyoruz. Elazspor taraftarları her zaman senin arkanda. Yürü, kim tutar seni demiş isteyeceğimiz. Çok teşekkür ederiz kardeşimize. Devam ediyoruz gelen mesajlarımızla. O güzel bir tutar var galiba, öyle görüyorum. Evet. Toplu bir para yatırımı olmuş efendim. Öncelikle bu parayı yatıran tüm izleyicilerimize, hemşehrilerimize selamlarımızı göndermiş olalım. Yusuf Sezikli 25 TL. Sıtkıcığım ben sana şey yapayım istersen. Evet, tek tek isim yazabiliriz. Yusuf Sezikli 25 TL. Yahya Sezikli 25 TL. Orhan Sezikli 50 TL. Gökhan Algül 50 TL. Osman Aslantaş 50 TL, Murat Demirel 50 TL, Murat Demirel 50 TL, Hasan Nuri Dilekçi 50 TL, Mustafa Emin Karataş 50 TL. Çok teşekkür ediyoruz. Teyyaş Elektronik ekibine toplamda 350 TL geldi efendim. Çok mutlu ettiniz bizleri ve Elazspor taraftarlarını. Sağ olun, var olun. Teyyaş Elektronik ekibine selamlarımızı gönderiyoruz. 350 TL bağışta bulundular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, hızlıca devam ediyoruz efendim. Hızlıca devam ediyoruz. Neler var, neler. Sadece gelen dekodlu mesajlarımızı okuyacağımızı ifade etmiştik. Furkan Bey hayırlı yayınlar, hayırlı geceler diliyorum. Maden'den Fethi Ahmet Usal. Kralsın sen Furkan Bey. Forma çok yakışıyor. Siz ne giyerseniz giyin yakışır. Size zaten yakışıklısın ve işinizde çok iyi yapıyorsun. Çok başarılısın. Sizi tebrik ediyorum. Görevinde başarılar diliyorum Furkan Bey. Selamlar, saygılar demiş. Maden'e selam gönderelim Fethi Ahmet Usal abimize. Sağ olsunlar. Bayağı övgü dolu sözler göndermişler. Adana Spor şey ne anlamadım. Furkan Bey, Adana maçında takımımızı yalnız bırakmayalım, otobüs istiyoruz diyorlar. Evet, onu da aktaralım. Evet, devam ediyoruz. Naime Tunç. Naime Tunç isimli izleyicimizden. Naime Tunç 20 TL. Çok teşekkür ediyoruz. Elazığlı ablalarımız, teyzelerimiz, kardeşlerimiz yine iş başındalar. Erkeklerimiz neredeler? Evet, kulübümüzün eski yöneticilerine, aynı zamanda yöneticilik yapan daha önceden
aktarmış olalım. Gelen mesajlarınızı okumaya çalışıyorum efendim. Gerçekten çok enteresan bir mesaj gelmiş. Çok keyifli izleyicilerimiz var. Vallahi o izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Bir BTR'ye girelim mi? Evet, bir coşkuyu verelim. Hani böyle biraz da Elazığspor'un eski maçlarına gönderelim sizleri. Bu arada yardımlarınızı bol bol bekliyoruz. İl yöneticilerimize, STK temsilcilerimize, Elazığspor kulübümüzün eski başkanlarına, yöneticilerine sesleniyoruz. Haydi diyoruz, gün Elazığspor'a destek olma günü diyoruz. Bugün Kanal Fırat'ın Elazığspor'a destek yayınlarının son canlı yayını, ama kampanya zaten valiliğin kampanyası devam ediyor. Bu noktada, bu son canlı yayınımızda bizi yalnız bırakmayın diyoruz. Şimdi bir coşkuyu verelim. 2 dakika, hemen ardından devam edelim. Bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sorularınız var. Ben bu arada WhatsApp'tan gelen mesajlarınıza baktım. Efendim, IBAN numaramız altta yazıyor. Kimin adına göndereceğiz diyorsunuz. Alıcı adına Elazığ Valiliği yazıyorsunuz efendim. Elazığ Valiliği'ne gönderiyorsunuz siz parayı. Elazığspor yardım hesabı diye de ekleyebilirsiniz açıklama kısmına. Ama alıcı adı Elazığ Valiliği. Bu noktada IBAN numaramız zaten alt tarafta yazıyor. Ziraat Bankası Merkez Şubesi'ne hesap o hesaba ait. Ama siz istediğiniz herhangi bir bankadan da gönderim yapabiliyorsunuz efendim. Evet.
Devam ediyoruz mesajlarımıza, devam edeceğiz. Gelen mesajlarımıza bakıyoruz şimdi. Evet, Mehmet Doğan isimli izleyicimiz göndermiş. Mehmet Doğan isimli izleyicimiz. Bol bol yardım okumayı umut ediyoruz bugün. O yüzden Abdullah Paşa Çıtır Büfe. Abdullah Paşa Çıtır Büfe'den Mehmet Doğan. 50 lira 23 kuruş. Abdullah Paşa Çıtır Büfe'den Mehmet Doğan. 50 lira 23 kuruş. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Doğan'a. Sağ olsunlar, var olsunlar. Abdullah Paşa'dan desteklerinizi bekliyoruz efendim. Abdullah Paşalılar. İlçe ve belde belediye başkan aday ve aday adayları neredeler demiş bir izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, devam ediyoruz efendim. Yusuf Akat. Yusuf Akat göndermiş. 23 TL. Yusuf Akat. Çok teşekkür ediyoruz. Yusuf Akat isimli izleyicimize. Devam ediyoruz. Elazığ'ı bu hale getirenler utansın. Bir Elazığ kanalında yayınlanan programa bak. Yunus Şeker göndermiş. Ne yapalım efendim? İş başa düştü. İş başa düştü. Paralar öyle gidince yardım da eden artık usanınca insanlar da, iş adamları da böyle biz de iş başa düştü diyerek medya kuruluşumuz olarak bir haftadır bu yayınları yapıyoruz. İş il yöneticilerinden niye ses yok diyor bir izleyicimiz. Mustafa Efe Yılmaz. Mustafa Efe Yılmaz. 23 TL 23 kuruş. Hadi bakalım, rekor bekliyoruz bugün canlı yayınlarımızın, destek canlı yayınlarımızın son günü. Evet. Gitti, git gel oldu galiba. Mustafa Efe Yılmaz. Dekontsuz mesajları göstermiyoruz efendim. Okumuş olduğumuz tüm yardımların dekontlarını huzurunuzda gösteriyorum zaten. Ayrıca o dekontlar bizde duruyor. Ayrıca da zaten isimleri valilik açıklıyor. Yardım yapan isimleri valilik açıklıyor. Evet. İşte bu şekilde de yoruluyoruz. Bülent Sertaş müziği çalıyor ama bağış var mı Bülent Sertaş'tan? Necati Şaşmaz. Hepsine sesimizi duyurun lütfen. Bu takım hepimizin. Yok efendim, onlardan bir bağış yok. Evet, devam ediyoruz. Gakkoşlara sevgilerimle muhasebeci Suat Yeniş. Suat Yeniş 150 TL göndermiş. Muhasebeci Suat Yeniş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok sağ olsunlar. Teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Evet, devam ediyoruz. Gelen mesajlarımızla hemen hızlıca okumuş olacağız. Furkan Bey, Allah razı olsun sizden diyor. Evet, devam ediyoruz. Bakalım neler var. İzleyicilerimizin isimlerini ben okumaya çalışıyorum. O yüzden evet. Fatih Eren Yakınbaş. Fatih Eren Yakınbaş. 23 TL 23 kuruş. Çok teşekkür ediyoruz. Fatih. Fatih Eren Yakınbaş. 23 TL 23 kuruş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yok mu artıran? Bugün yine hiçbir STK'mızdan ses yok. Vallahi ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz STK'larımıza sessizliğinden dolayı. Oda başkanlarımıza, il yöneticilerimize. Furkan Bey, kampanyaya katılım bayağı az. Bu da Elazığ'ın ayıbı. Denizli 2 günde 1,5 milyon TL kampanya yaparak topladı. Ne yapalım efendim? İşte Elazığ spor. İşte çıktık. 5 gündür canlı yayın yapıyorum. 5 gündür ben de yardım diye bağırıyorum. Değerli spor koordinatörümüz de Elazığ spora yardım diye bağırıyor. Toplam sonuç 589 kişi 75 bin TL para. 10 bin TL'sini de zaten Yasemin Açık verdi. 589 kişi mi sadece bu takımı seviyor? Yani bu koca şehirde 589 kişi mi Elazığspor yaşasın diyor. Demek ki Elazığspor'u seven yokmuş abi. Yani öyle duruyor. Evet, devam ediyoruz efendim. Dekontlu mesajları okuyoruz sadece. Aktarmış olalım. İstanbul Esenyurt'tan bir mesaj var. Eşref Duran. Evet, İstanbul Esenyurt'tan selam göndermiş. 23 TL Eşref Duran. Çok teşekkür ediyoruz bağışınızdan dolayı. İstanbul'daki iş adamlarımız neredeler?
Evet. Ben diyorum bugün hadi biraz iş adamlarımız sessiz bekliyor. İlerleyen saatlerde bence hareketlenecekler izleyicilerimiz. Sadece dekontlu mesajlarımızı okuduğumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım. Sadece dekontlu mesajları okuyoruz. İyi akşamlar Furkan Bey. Nefesine sağlık. Nerede 400, 500, 600 hatta 800 bin liralık daire satan inşaat sektörü temsilcileri. Aha, çok güzel bir noktaya değinmişsiniz. Nerede demiş inşaat sektörü temsilcileri. Bilmiyorum efendim. Hamza Kuzu, haydi Elazığ. Elazığ yok olmasın bordo beyaz aşkımız demiş. Çok teşekkür ediyoruz yine destekte de bulunmuş. Hamza Kuzu, 50 TL 23 kuruş. 50 TL 23 kuruş göndermiş Hamza Kuzu. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu arada alt tarafta geçen bantlar Elazığ Valiliği'nden almış olduğumuz son 4 gün içerisinde Kanal Fırat canlı yayınları boyunca yardımda bulunan 589 kişinin altta isimleri geçiyor efendim. 4 gündür canlı yayınımızda yani Perşembe gecesine kadar yayınımızda yardımda bulunan 589 hemşerimize de ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Uzattık elimizi. Yaşasın Elazığ Spor. Mustafa Denizol. Mustafa Denizol, 23 TL 23 kuruş. Mustafa Denizol, çok teşekkür ediyoruz. 23 TL 23 kuruş, sağ olsunlar, var olsunlar. Birazdan reklam arasına gireceğiz. Evet, güzel bir bağış, güzel bir abimiz. Furkan Bey, iyi yayınlar. Sultan Sarayları Müdürü Fuat Güneş. Çok teşekkür ediyoruz Fuat Güneş müdürümüze. Selamlarımızı gönderiyoruz. İşte Kanal Fırat ekibi bir taraftan bastırıyor. Sultan Sarayı ekibi diğer taraftan bastırıyor. Sezar Çimento oradan diyor biz geliyoruz diyor. Yardımları gönderiyorlar. Yasemin Açık zaten sürekli yardımda buluyor. İşte Yasemin Açık'ın iş verdiği değerli Elazığlılar da sıklıkla bu şekilde yardımda bulunuyorlar. Sultan Sarayları müdürü Fuat Güneş. 50 TL. Çok teşekkür ederiz müdürümüze. Selamlarımızı gönderelim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Destekte bulunmuşlar. Fuat Güneş'e ve ailesine selam olsun. Efendim, son kez hatırlatacağım. WhatsApp iletişim hattımızdan beni arayarak programımızı sabote etmeye çalışan izleyicilerimiz. Numaranız düşüyor. Ben o numaraları ısrarla aramaya devam ettiğinizde canlı yayında açıklıyorum. Daha sonra yayınımızın sabote olmasını istemeyen Elazığspor taraftarları da sabaha kadar o numaraları arayıp sohbet ediyor. Diyorlar. Aktarmış olalım. Gel babalık yap. Bugünkü programı sabah 5'e kadar yap. Yardım gelirse yaparız efendim. Bugün ucu açık. Ne kadar yardım gelirse o kadar programa devam ederiz. Ama eğer yardımlar da durursa boşu boşuna benim konuşmamın bir anlamı olmaz herhalde. Her zaman takım elbiseyle görmeye alıştığımız kıymetli abim. Bundan sonraki yayınları bordo beyazlı giyerek yap. Selam, sevgiler Okan Aydemir. Ben Rüstempaşa Mahallesi'nden selamlar. Okan Aydemir kardeşimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Vallahi iki gündür en rahat canlı yayınlarımı yapıyorum ben de. İlk defa böyle spor bir şekilde canlı yayına çıkıyorum. Elazığspor için efendim tabii bunların hepsi. Elazığspor için. Milletvekillerimiz nerede demiş izleyicimiz bilmiyorum efendim. İş adamlarımız nerede diyenler var ben de bilmiyorum. Son mesajımızı okuyoruz. Fahrettin Şaksu. Fahrettin Şaksu 23 TL. Çok teşekkür ediyoruz. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz ama Fahrettin Şaksu isimli izleyicimize de teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Efendim Elazığ Valiliği tarafından başlatılan Ziraat Bankası Merkez Şubesi'nde IBAN numarasını yayınladığımız Elazığspor'a yardım kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz. Gelen çok sayıda yine yardım var. O yardımları canlı yayında okumaya devam edeceğiz. Bol bol dekontlu mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların ardından yeni güne ve hafta sonuna bordo beyazla başlayacağız. Evet efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü ve haftayı birlikte noktaladık. Yeni güne ve hafta sonuna da birlikte başlıyoruz. Elazığ Spor için gelen yardım bağışlarını
okumaya devam edeceğiz. İzleyicilerimizden de destek bekliyoruz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü itibariyle Kanal Fırat Televizyonu yönetimi olarak alınan karar gereği Kanal Fırat'ın canlı yayınlarının büyük bir kısmı Elazığ Spor yaşasın diye Elazığ Spor'a ayrıldı ve bu kapsamda tüm seyircilerimizden ve izleyicilerimizden destek istendi. Pazartesi günü spor koordinatörümüz Coşkun Kamaç'ın hazırlayıp sunduğu maraton programıyla yardım canlı yayınlarının filize ateşlendi ve son baskı canlı yayınında da 5 gündür devam ediyoruz. 5 gündür buradan sesleniyorum. İl yöneticilerimize, STK temsilcilerimize, oda başkanlarımıza, iş adamlarımıza haydi gün birlikte olma günü, gün Elazığ Spor günü diyoruz ama pazartesi gününden perşembe gününe kadar canlı yayınlarımızda gelen yardım sayısı maalesef 589 kişi. Sadece 589 kişi Elazığ Spor'a yardımda bulundu bu 4 günlük canlı yayınlarımızla. Bugün içerisinde de tabii yardımlarımız geldi. Bugünün sayısı yok içerisinde. Ama ben önümüzde bir 45 dakikalık canlı yayın daha var Elazığ Spor'a ayıracağımız. Eğer yardımlar çok çok gelirse, yetiştiremezsek yardımları, yayınımızı sabah 5'e 6'ya kadar uzatmaya ben ve tüm ekibimiz hazır. Umut ediyoruz ki bu şekilde yardımlar gelir. İzleyicilerimiz, Elazığlı iş adamlarımız bize sürpriz yaparlar bu son 45 dakikada. Bol bol yardım gönderirler. Biz de bol bol o yardımları okumaya devam ederiz. 4 günlük canlı yayının toplam bilançosu, toplam bedeli 75 bin TL oldu efendim. 75 bin TL toplandı. Kanal Fırat Televizyonu'nun canlı yayınlarında Elazığlı vatandaşlarımıza bol bol seslendik ama sadece 589 kişi yardımda bulundu. Elazığ Valiliği'nden almış olduğumuz rakamlara göre 4 gündür de canlı yayınımızda bağışta bulunan izleyicilerimizin isimleri alt bantta geçiyor. Evet, devam ediyoruz efendim. Gelen makbuzlarımızı okumaya. Ziyaddin Gür. Evet, Ziyaddin Gür. R ile Ziyaddin Gür. Bu sevda bize babadan emanet demiş. 23 TL 23 kuruş göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hatırlatıyorum. Sadece makbuzlu mesajlarımızı okuyoruz. Abi IBAN göremiyoruz. IBAN geçiyor efendim. Başlıklar sık sık değişiyor. IBAN geçiyor. Elazığspor atkısı takanlar nerede demiş izleyicimiz. Evet, devam ediyoruz. Adana'dan selamlar. Bu takımı bu duruma düşürenler utansın demiş. Selçuk Toprakoğlu. Selçuk Toprakoğlu. 23 TL 23 kuruş göndermiş Selçuk Toprakoğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Selamlarımızı göndermiş olalım. Devam ediyoruz. Gelen mesajlarımızla Elazığ'ın plakası keşke 81 olsaydı diyenler var. Evet, devam edeceğiz. Gelen mesajlarımıza. İyi yöneticilerimiz nerede? Reklam yapanlar nerede? Diyenler var. Evet. Gelen bir diğer yardımımız var. Ama izleyicimiz ismini yazmamış. 50 TL 23 kuruş göndermiş izleyicimiz ama ismini yazmamış. Göstermiş olalım hemen. 50 TL 23 kuruş göndermiş izleyicimiz Elazığspor'a. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Herhalde ismini de yazıyor şimdi. Hemen bekleyelim. Geçiyorum. 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 Süleyman Köroğlu Altın Çevre'den selamlar demiş. Süleyman Köroğlu 50 TL 23 kuruş göndermiş. Süleyman Köroğlu Altın Çevre'den. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Efendim hatırlatayım, WhatsApp iletişim hattımızı nasıl kullanıyoruz? Bir kez daha aktarmış olalım. Mesajları en alttan okumaya başlıyorum. Bazı sabırsız izleyicilerimiz sürekli aynı mesajı gönderiyorlar. Onlar mesaj gönderdikçe haliyle mesajları da en üste çıkıyor. Benim de o mesajları okumam haliyle geç oluyor. O yüzden bir kez mesaj gönderin, hemen okumuş olalım. Evet. Selam, iyi akşamlar Fırat TV ve çalışanlar. Ben İstanbul'dan İsmail Polat Demir. Elazığspor'un genç oyuncusu Salih Polat Demir'in babasıyım demiş. Çok teşekkür ederiz. İstanbul'a selamlarımızı gönderelim. Kardeşim yine yakıyorsun demiş. Yine yakıyorsun demiş. İsteyicimiz sağ olsun.
Furkan abi, Elazığ Spor yönetimine talep olan var mı demiş bir izleyicimiz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir açıklama vardı konuyla ilgili. Saat 22.00 itibariyle herhangi bir başkan adayı çıkmadı denildi yapılan açıklamada. Yarın kongre günü biliyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Mesajlarımızda. Sivrice'den selamlar. Hıdır Faruk Öden. Hıdır Faruk Öden. 20 TL 23 kuruş. Hıdır Faruk Öden Sivrice'den. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Taraftar burada, il yönetici nerede? Kocaeli Kandıra kışlasından gakkoşlarıma demiş. Kocaeli'den saygılar. Selçuk Bakır. 23 TL 23 kuruş. Selçuk Bakır. İşte polislerimiz, askerlerimiz sürekli yardım gönderiyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Selçuk Bakır isimli izleyicimize de, Kocaeli'ye de selam olsun. Ben Sivrice Alıncık köyünden Serkan. Furkan kardeş, başkan olsana vallahi takımın borcunu bitirir, diğer kulüplere borç bile veririz. Saygılar demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Sivrice Alıncık köyüne kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. İşi ehline bırakmak lazım efendim. Böyle kulüp yönetiminden anlayacak, şeffaf olacak, sağa sola böyle şey yapmayacak, şeffaf olacak isimlerin gelmesi lazım. Gakkoş Tayfa'dan Mert Gürbüz göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. 10 TL 5 kuruş. Mert neydi? Mert Gürbüz. 10 TL 5 kuruş. Mert Gürbüz. Sadece gelen makbuzlu mesajlarımızı okuduğumuzu ifade etmiştim. Efendim arama yapmayın. Arama yapınca ben mesajları okuyamıyorum. Programımız aksıyor. Arama yapan numaraları paylaşıyorum. O numaraları da Elazığspor taraftarları arıyorlar. Niye arıyorsun diye soruyorlar. Mesela 0534 033 diye devam eden numaramız. Bir daha ararsan numaranın tamamını yayınlamış olacağım. Evet, sadece gelen makbuzlu mesajları okuyoruz. Furkan'ım, anlaşılıyor ki bu memleketin anası, babası, dert ortağı, ablası, derdiyle dertlenen, sevinciyle beraber olan değerli hocamız Yasemin Açık'mış. Bu memleket hocamızın bu kadir şinaslığını asla unutmayacak. Rabbim hocamızdan razı olsun. İnşallah tuttuğu altın olsun. İnşallah. İyi ki varsınız hocam. Ataşehir Mahallesi Muhtar Adayı Zülfü Çakmak göndermiş. Zülfü abimize selamlarımızı göndermiş olalım. O forma sana çok yakışıyor abi. O formayla çık hep. Bu eski yöneticiler başkanlara da bir yardım etsinler demiş izleyicimiz. Evet, az önce gelen mesajımızdı bu. Okumuştuk da bu mesajımızı galiba, değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Mesajlarımızda. Furkan Bey, Elif Merve Göksün, yeğenim İş Bankası'ndan Ahmet Feyzi Sanaç adına 50 TL 23 TL yaptı EFT'sini demiş. 50 TL 23 kuruş Ahmet Feyzi Sanaç adına. Ahmet Feyzi Sanaç 50 TL 23 kuruş göndermişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Selamlarımızı göndermiş olalım. Hızlıca devam ediyoruz. İyi akşamlar Furkan Bey. Yarın akşam sağına Zeki Akbıyı, soluna da Coşkun Kamacı alıp çıksan daha iyi olmaz mı demiş izleyicimiz. Evet, Zeki Bey Ankara'daydı. Anadolu Soruyor programı vardı Mustafa Şentop'la birlikte. Bugün Antalya, Hatay'da bir medya çalıştığı programı var orada. Yarın Elazığ'da gündem programı saat 21'de başlayacak ve yarın akşam saat 21'de başlayacak olan gündem programının canlı yayın konuğu Elazığspor Kayyum Başkanı Doçent Doktor Sabahattin Devecioğlu olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Yarın Zeki Akbıyık'ın hazırlayıp sunduğu gündem programının canlı yayın konuğu Elazığspor Kayyum Başkanı Sabahattin Devecioğlu olacak. Samsun 19 Mayıs Polis Okulu'ndan selamlar. Miraç Bayır 23 TL. Miraç Bayır. Polis Okulu'ndaki öğrenci kardeşlerimiz bile gönderiyor vallahi. Miraç Bayır 23 TL. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Devam ediyoruz. Evet. Bakalım 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 neler var neler.
Selamünaleyküm, ben Ömer Çatal, İzmir Ali Ağa'dan selamlar. Kara, bela, arsız, çağ, aşağı, yohlu, lamyane, diyara. Elazspor'u bırakmayan çalışmalara katılan diyaraya selam olsun. Yaşasın Elazspor. Ömer Çatal, 23 TL 23 kuruş. Çok teşekkür ediyoruz. Ömer Çatal, 23 TL 23 kuruş İzmir'den. Sağ olsun, var olsun. Devam ediyoruz. Aygül Aksoy. Aygül Aksoy. 50 TL. Çok teşekkür ediyoruz. Aygül Aksoy 50 TL göndermiş. Ziraat Bankası Merkez Şubesi Elazığ Valiliği adına alt tarafta yazan IBAN numarasına yardımlarınızı ve bağışlarınızı yapmaya devam edebilirsiniz. Evet, devam ediyoruz mesajlarımızla. Bugün rekor bir bağış gelmedi. Rekor bağış bekliyoruz. Hayırlı yayınlar Furkan Bey. Bu kulübü bu hale getirenler acaba izlerken ne düşünüyor? Yeter artık. Yazık bu memleketi, bu takıma. İnsanlar çoluk çocuğunun rızkını veriyor bu kulüp için. Bu memlekette yaşayan, kaymağını yiyen zenginler nerede? Şu siyasiler hangi yüze o istiyorlar? Üsküdar, Halı, Elazığ, Arif Pamukçu göndermiş. Arif Pamukçu İstanbul'dan 100 TL göndermiş. Arif Pamukçu, çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'a kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Evet. Evet, Şaşmazlar ailesi nerede diyor oyuncularımız Ömrüm Bakır. Şaşmazlar ailesi oyuncularımız neredeler diyor. Gerçekten mi Sıtkı'cığım? Yani arkadan Sıtkı diyor ki bunlardan bahsediyor. Güray Yılmaz, amatöre de düşsek, mahalle liginde de oynasak biz yine desteğimizi sonuna kadar veririz. Ama bu kulübe sahip çıkmayanları, bu hale getirenleri, kapattırmaya çalışanları asla tarih unutmayacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Elazığlıyım diyene selamlar. Güray Yılmaz göndermiş. 23 TL 23 kuruş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güray Yılmaz 23 TL 23 kuruş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yazıklar olsun Elazığ bu değil, bu kampanya Elazığlıyız demesinler. Güngör Deveci o kadar atıp tutuyoruz yeri gelince demiş. Evet, gönderen 589 kişi. Elazspor'a can feda Ahmet Fatih Kılınç. Ahmet Fatih Kılınç göndermiş. Geçen gün okumuştuk bunu, evet. Devam ediyoruz. Evet, nasıl para yardımında bulunacağız diyorlar. İBAN yazıyor, Ziraat Bankası Merkez Şubesi hesabına Elazığ Valiliği adına gönderiyorsunuz mesajları. Açıklamadaki isimleri okursanız çok mutlu oluruz demiş izleyicimiz. TİYAŞ ekibini az önce tek tek okumuştuk. TİYAŞ ekibi 350 TL bağışta bulunmuş. Onların isimlerini az önce tek tek okumuştuk. Herkes elini taşın altına koysun izleyicilerimiz demiş. Bir Elazığlı olarak Elazığspor'a başarılar diliyorum. Asena Albayrak göndermiş. Asena Albayrak 23 TL göndermiş. İşte Elazığlı kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz, teyzelerimiz, onlar en çok da bu kampanyaya desteği geçen onlar oldu efendim. Asena Albayrak kardeşimize de selamlarımızı göndermiş olalım. Allah sizin yardımcınız olsun demiş bir izleyicimiz. Kine Deriş'ten selamlar demiş izleyicimiz. Yunus Emre Yıldırım. Kine Deriş'ten Yunus Emre Yıldırım 50 TL. Yunus Emre Yıldırım 50 TL göndermiş. Kine Deriş'ten selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar Furkan Bey. Nerede bu iş adamları demiş. Neredeler acaba? Bugün herhangi bir STK'mızdan açıklama bağış gelmedi. Bilmiyorum nerede olur. Neredeler STK'larımız, kulübümüzün eski yöneticileri, bilmiyorum. Evet, devam ediyoruz gelen mesajlarımızla. İsimleri bulmak için o yüzden biraz zorlanıyorum. Onur Gürbüz göndermiş. 10 TL 5 kuruş, evet Onur Gürbüz. İki makbuz var burada ama karıştırmayalım, tekrar etmiş olalım.
Evet, Onur Gürbüz. Devam ediyoruz. Furkan abi, kral adamsın yazmış biri. Abi, eski yöneticiler hem parayı yedi, arkaya çekildi. Şimdi hiçbiri bağış yapmıyor. Vallahi yazık demiş. Yine de öyle demeyelim efendim. Çıkar. Evet, devam ediyoruz efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Selamun aleyküm Furkan abi. Biz 3 kardeş karne harçlığımızı Elazığ Spor'a bağışlıyoruz. Resmimizi de paylaşabilir misin? Nihal, Hilal, Muhammed, Emin, Yılmaz. Tekrar okuyacağım. Nihal, Hilal, Muhammed, Emin, Yılmaz. 35 TL 49 kuruş. 35 TL 49 kuruş göndermişler. Arkadaşlar lütfen arama yapmayın. Yani kaç defa izah edeceğim daha bilmiyorum ama fotoğraflarını da göndermiş küçük kardeşlerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi tatiller diliyoruz bu arada bu kardeşlerimize. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet efendim, artık ben numaraları paylaşıyorum, arayan numaralarımızı. Sürekli beni arıyorlar yayınımızı sabote etmek için. 0534 033 1810. Yayınımızı sabote etmek isteyen numaramız. 0534 033 1810. Niye arıyor acaba ısrarla bilmiyorum. Ama sürekli arıyor. Bu numaramızı hem engelliyorum hem de paylaşmış oluyoruz izleyicilerimizle. Evet, devam ediyoruz. Gelen o güzel mesajlarımız var. Selamünaleyküm kardeşim. Kırklareli Lüleburgaz'dan selamlar. 50 lira 23 TL yolladım. Elazspor candır. Molla kendi belediye başkanı da Mehmet Enis Doğan'a tam destek demiş. 50 TL 23 kuruş göndermiş. Mehmet İşim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Metin Mutlu göndermiş. Metin Mutlu. 33 TL 33 kuruş. 33 TL 33 kuruş. Metin Mutlu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Devam ediyoruz. Altyapıdaki gençlere altyapıdaki gençlerle hocam biz büyük tarih yazacağız. Bence onlara güvenmeliyiz. Karamsar olmamalıyız. Fatih Uranlı göndermiş. Çok teşekkür ederiz Fatih Uranlı kardeşimize. Sağ olsun, var olsun. Evet, altyapıya sahip çıkmalıyız. Devam ediyoruz. Bir mesajımız daha var. Muhammed Namlı. Namlı reklamcılık. Muhammed Namlı. 23 TL 23 kuruş. Teşekkür ediyoruz Muhammed Namlı'ya. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biraz daha bekleyelim. Evet, devam edeceğiz efendim. Evet, şimdi bir VTR'miz var. Bir VTR verelim. Bir güzel coşkuyu verelim izleyicilerimize. O coşkuyu verdikten sonra gelen mesajlarımızla ve dekontlarımızla devam edeceğiz. Şampiyonu Elazığ, hey hey. Elazığ, Elazığ, kalk koşumun şampiyonu Elazığ, hey hey. Güldürürsün yüzümüzü, rüzgar kesmez hızımızı, Anadolu'mun yıldızı Elazığ, Elazığ.
sen geliriz, senin için biz ölürüz, şampiyonluğa yürürüz, Elazığ, Elazığ. Rengimiz, hey hey. Dengimiz, dengimiz, sahalarda yok dengimiz, dengimiz, hey hey. Gentilmenlik senin işin, bu alemde yoktur eşin, at golleri peşin peşin. Elazığ, Elazığ, sen oynarsın gakkoş çalar, havalansın rakip ağlar, selam dursun bütün dağlar. Elazığ, Elazığ. Sen tanı, hey hey. Nereye desen geliriz, senin için biz ölürüz, şampiyonluğa yürürüz, Elazığ, Elazığ. Sen oynarsan Esat çalar, havalansın rakip ağlar, selam dursun bütün dağlar, Elazığ, Elazığ. Evet efendim, ne güzel eski günler, taraftarlar, stadyum dolu dolu, büyük bir coşku, büyük bir heyecan var imiş. Ama artık o coşku, heyecan kalmadı. 4 gündür, bugün 5. günümüz, 5 gündür canlı yayın yapıyoruz. Sadece 589 kişi yardımda bulundu dünkü yayınımıza kadar. Ona bugün gelen yayınlarımızı da, yardımlarımızı da ekleyeceğiz. 5 günün toplam rakamını yarın Elazığ Valiliğinden öğrenmiş olacağız. Bu kapsamda yardımda bulunan izleyicilerimize tek tek teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Evet, elini uzat, yaşasın Elazığspor. Tek umudumuz Gakkoşlar, diğer Elazığspor'umuz. Eller İşan'ın mutlu bilgisayardan Hakan Erdoğdu. Hakan Erdoğdu 23 TL göndermiş. Hakan Erdoğdu. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Abi herhangi bir başkan adayı çıktı mı diyor izleyicimiz. Hayır, çıkmadı. Saat 22.00 itibariyle açıklama yapılmıştı. Herhangi bir başkan adayı çıkmamış diye. Evet. Devam ediyoruz mesajlarımızla. Okuyacağız şimdi gelen mesajlarımızı. Evet. Alper Yalın Kılıç 223 TL. Doğusan Yalıtım. Evet, Doğusan Yalıtım'dan Alper Yalın Yalçınkaya. Pardon, düzeltiyorum. Alper Yalçınkaya Doğusan Yalıtım 223 TL. Çok teşekkür ediyoruz Doğusan Yalıtım'a. Selamlarımızı göndermiş olalım bu güzel yardımlarından dolayı. Alper Yalçınkaya'ya sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, devam ediyoruz efendim. Furkan Bey, Yalova Emniyeti'nde çalışan bir gakkoş olarak selamlar. Dün göndermiştim ama sizin için şu verdiğiniz emeği görünce tekrar 23 TL 23 kuruş gönderdim. Karınca misali, tarafımız belli olsun diyorum. Yeter bu biz taraftara demiş Yasin Tağ. Yasin Tağ. Yumuşak G'yle Yasin Ta 23 TL. Çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun izleyicimize, hemşerimize teşekkür ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Böyle...
İyi geceler Furkan abi. Kanal Fırat Televizyonu'nun Elazığ Spor'a göstermiş olduğu bu fedakarı, vefakar Elazığ Spor taraftarları hiçbir zaman unutmayacak. Boşuna en iyi yerel televizyon kanalı seçilmediniz. Kanal Fırat'ın her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul'dan Mehmet Kandemir. Mehmet Kandemir göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Selamlarımızı göndermiş olalım. T yaştan arkadaşlarımız ismi geçmiyor demiş. Efendim bugün bağışta bulunanlar birazdan geçecek. Alt tarafta yayınımız boyunca bağışta bulunanların isimleri 4 gündür geçen isimlerdi. Şu an itibariyle bugün bağışta bulunan hemşehrilerimizin isimleri geçiyor. Abi fanatik bir Elazığ sporlu olarak arayan numaraları bize söyleyebilirsin. Hem Elazığ için uğraşıyorsun hem de rahat bırakmıyorlar demiş bir izleyicimiz. Kesinlikle öyle efendim. Devam ediyoruz mesajlarımıza. Yarın kongrede aday var mı demiş izleyicimiz. Hayır, yarın kongrede aday yok şimdilik. Sessizlik var. Yarın çıkar mı bilmiyoruz. Çıkabilir. Devam ediyoruz. Mesajlarımızda. Ömer Bulut, Çemişgezek'ten Elazığspor'a hep destek. Ömer Bulut, 23 TL 23 kuruş göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Halen daha herhangi bir iş adamımızdan, STK'mızdan destek gelmedi bugünkü canlı yayınımızda. Hatırlatmış olalım. Devam ediyoruz. İyi akşamlar Aziz Şehir'in Aziz takımı bu hale düşürenleri Allah'a havale ediyoruz. Mutlu Bilgisayar Hakan Erdoğdu. Mutlu Bilgisayar Hakan Erdoğdu. 23 TL. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Erdoğdu izleyicimize. Sağ olsunlar, var olsunlar. Alt tarafta da yine Elazığspor marşlarımız da çalmaya devam ediyor bu arada. Evet. Tekin Bulut çalıyormuş alt tarafta. Elazığ'ımızın yetiştirmiş olduğu önemli bir ses sanatçımız. Bir bağışta da bulunmuş. O bağışını da gelince hemen okuyacağım. Mesajı o kısma gelince. Akif Aykut Ayaz. Akif Aykut Ayaz 200 TL göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz Akif Aykut Ayaz isimli izleyicimize. Sağ olsunlar, var olsunlar. Selamlarımızı göndermiş olalım. Dekontunu da hemen göstereceğim. Akif Aykut Ayaz 200 TL. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Devam ediyoruz. Evet, Park 23 Santone mağazası çalışanları olarak efendim lütfen arama yapmayın. Yani arama yapınca elinize ne geçiyor anlamıyorum. Ama program sabote oluyor siz aradığınca. 0541 535 76 65. Tekrar ediyorum. Elazığspor taraftarları bir arayıp sorsunlar ne istiyor bu izleyicimiz. 0541 535 76 65. Efendim Park 23 Santone mağazası çalışanları olarak 123 TL 30 kuruş bağışta bulunuyoruz. İyi akşamlar Furkan Bey. Düzeltiyorum, 123 TL 23 kuruş. Çok teşekkür ediyoruz. Park 23 Santone mağazası. Evet. 123 TL 23 kuruş. Park 23 Santone mağazası. Çalışanları. Evet. Bir yandan bantta geçmesi için tekrar ediyoruz. Aa işte Tekin abimizden geldi para. Sanatçılarımızdan gelen de tek para bu arada. 4 gündür yapmış olduğumuz canlı yayınlarda yanlış hatırlamıyorsam ilk defa bir Elazığlı sanatçımız para gönderdi. O ulusal sanatçılarımız var ya hani büyük sanatçılar deniliyor ya hani. Onlardan hiç ses yok. Asıl büyük sanatçı burada Elazığ'ın yetiştirmiş olduğu önemli bir ses, önemli bir değerimiz Tekin Bulut efendim. 250 TL bağışta bulundu Elazığ Spor'a. Çok teşekkür ediyoruz Tekin abimize. Kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim siz ne bileyim Murat Boz dinlersiniz, Ebru Gündeş dinlersiniz ama düğününüze, cenazenize Tekin Bulut gelir. Tekin Bulut abimize kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Gerçekten Elazığ'ın yetiştirmiş olduğu önemli bir değer. Neşe kaynağımız efendim bizim. Evet, selam olsun Milliyetçi Elazığsporlulara, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Yazıklar olsun Elazığspor'a sahip çıkmayanlara demiş. Murat Elçeri göndermiş, 50 TL 23 kuruş Murat Elçeri.
Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Bugünün rekor tutarı yanlış hatırlamıyorsam Tekin abiden geldi. Tekin 350 de vardı. Doğru, bir arada vardı. Toplu para da vardı 350 lira. Evet vallahi yayındaki arkadaşlarımızın da hafızaları maşallah. İlimizin belediye başkan adayları, 4 milletvekili, diğer aday adayları nerede demiş bir izleyicimiz. Abi sen de hakkını helal et. Senin çaban takdire şayan. Allah senden razı olsun demiş izleyicimiz. Vallahi efendim 5 gündür biz de bunun için uğraşıyoruz tüm ekibimizle birlikte. Ama helal olsun. Helal hoş olsun Elaspor'a. Evet. Devam edeceğiz. Gelen mesajlarımızla. Dekontların doğruluk payına zaman zaman bakmaya çalışıyorum. Otobüs firmalarımız, otel firmalarımız nerede diyorlar. Devam ediyoruz. Yarınki sonucu soruyorlar. Efendim yarın herhangi bir şey yok, bir gelişme yok. Uyansın artık Elazığ güzellik uykusundan demiş. Devam edelim. Vural Bay geldi abimiz bir mesaj göndermiş. Furkan kardeşim iyi yayınlar. Ben de takım için Türkiye'de marka bir firma sahibiyle isim sponsorluğu konusunda ciddi bir rakama söz aldım. Yönetim belli olduktan sonra Allah'ın izniyle kim seçilirse bir araya getireceğim. Kolay gelsin demiş. Elaspor eski yönetim kurulu üyesi ve Türk Eğitim Sendikası'ndan Vural Bay geldi göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz Vural Bay geldi abimize. İsim konusunda bu noktada bir kişi buldum diyor. Evet devam ediyoruz efendim gelen mesajlarımızla. Furkan abi teşekkür ediyoruz sana diyor izleyicimiz. Oo, güzel bir rakam görüyorum şu an. Evet vallahi mutlu ettiniz yine. Şefik Su, Elazığ ve Elazspor hastası. Helaliyle candan ciğerden siyasetten uzak bir yönetim olması dileğiyle. Elazığ Spor bu şehrin evladı, şerefi, namusudur. Şefik Su, Elazspor asla rant görülmemeli, her kuruşun hesabı sorulmalı, varsa hakkını gasp edenler cezasını çekmeli. Nadir Su Metal Limited şirketi olarak Şefik Su 1000 TL 23 kuruş göndermiş efendim. Şefik Su abimizi yürekten kutluyoruz. Şeffaf bir yönetim gelsin demiş. Tekrar makbuzunu gösterelim. Tam görülmedi galiba. Şefik Su 1000 TL 23 lira. 1000 TL 23 lira göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz Şefik Su abimize. Selam olsun. Bugünün en yüksek miktarı geldi efendim. Bugünün en yüksek miktarı Şefik Su'dan geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Nadir Su Metal Limited şirketi olarak gönderdik diyor. Ve gerçekten de güzel bir mesaj atmış. Elazığ ve Elazspor hastasıyız. Helaliyle candan ciğerden siyasetten uzak bir yönetim olmasını dileğiyle Elazspor bu şehrin evladı şerefidir demiş. Şefik Su abimize Nadir Su Metal Limited şirketine selamlarımızı göndermiş olalım. 1000 TL 23 lira gönderdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Selamlarımızı gönderiyoruz. Evet devam ediyoruz. Şurada bir mesaj vardı galiba, evet. İçmeli Erdem'den de bir yardım var. İçmeli Erdem yapı malzemeleri de yardımda bulunmuş. 23 TL 23 kuruş İçmeli Erdem'den. 23 TL 23 kuruş geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Devam ediyoruz efendim. Gelen bağışlarımızla. Haydi gün Elazspor'a destek olma günü diyoruz. Elazığ'ın büyükleri olaya el atmalı lazım demiş. Evet, oda başkanları, sanatçılar, neredesiniz diyor izleyicimiz. Vallahi yoklar efendim, kimse yok. Evet, devam ediyoruz.
Allah Yasemin hocamızın tırnağını taşa değdirmesin. Elazığ'ın gururu Muammer Bibal göndermiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim, WhatsApp'tan gelen yorumlarınızı okumuyorsunuz diyorsunuz ama çok fazla mesaj var. Ben bunların hepsini okursam dekodlu gelen mesajları okuyamayacağım. O yüzden gördüğüm mesajları hemen özet geçiyorum. Evet. Abi boşuna sesini yorma. Bizim il yöneteceğimiz milletvekili seçim olsun ki atkıları takıp kendini göstersinler. Elazığ Spor'un sahibi taraftardır. Evet efendim öyle görünüyor ama yani taraftar da baktığımız zaman biz 10 TL'lik de olsa bir bağış yapın dedik ama 4 günlük canlı yayınımızda sadece 589 kişi para gönderdi. Demek ki 589 tane Elazığlı var bu şehirde. Evet, ben ilkokul 3. sınıf öğrencisiyim. Gakkoşlara başarılar diliyorum. Oğuzhan Albayrak göndermiş 10 TL. Çok teşekkür ederiz Oğuzhan Albayrak kardeşimize. Sağ olsun, var olsun. Oğuzhan Albayrak, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sadece gelen dekontlu mesajları okuyacağımızı ifade etmiştik. Destek bekliyoruz il yöneticilerimizden demiş. Evet. Hayırlı yayınlar abi. Kanal Fırat elektrikçisi Akif Temel en büyük Elazığ Spor demiş. Çok teşekkür ederiz Arif abimize. Akif abimize. Akif Temel. Çok sağ olun, var olun. 23 TL 23 kuruş göndermiş Akif abimiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Akif Temel abimize selam göndermiş olalım. Evet, hızlıca devam edeceğiz efendim. Gelen mesajlar ki, nerede bu sanatçılarımız Mustafa Keser, Abdullah Şekeroğlu, Bülent Sertaç, her yerde Elazığ'ın deyip de şimdi ortada olmayanlar aldıkları paranın hesabı yok, bu kadar mı yoksunlar, yazıklar olsun demiş. Furkan abi gerçekten 5 gündür gece yarılarına kadar yayın yapıyorsun, kutluyoruz demiş. Yardım il yöneticilerimizden bekliyoruz ama gelen hiçbir şey yok demiş. Evet. Güzel bir mesaj daha var efendim, güzel bir rakam da. Ne varsa yine il dışında yaşayan hemşerilerimizde az çok var efendim, valla. Almanya'dan gelmiş mesaj. Diyor ki izleyicimiz, Almanya... bu şehir ismi nasıl telaffuz ediliyor acaba? Almanya Kralsham'da bulunan Akipek ailesi Elazığspor'umuza başarılar diler. Almanya Kralsham'da bulunan Ak İpek ailesi Elazığspor'umuza başarılar diler demiş. 1000 TL yardımda bulunmuş. Rekor mesajlar geliyor efendim. Rekorlar geliyor. 1000 TL Almanya'dan geldi. Ak İpek ailesi şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Gurbetçi hemşehrimize teşekkür ediyoruz. İşte Elazığ'daki Elazığlılardan daha çok sahipleniyorlar Elazığspor'u. Almanya Cersben'de bulunan Ak İpek ailesinden Elazığspor'a 1000 TL. Çok sağ olun efendim. Bunu da hemen not alalım. Bugünün en yüksek fiyatlarından birisi Ak İpek ailesi. Almanya. 1000 TL. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Devam ediyoruz. Sadece dekontlu göndermiş olduğunuz mesajları okuyacağız efendim. Bu şehrin büyük takımları neredeler? Urfa'ya otobüs istiyoruz diyor taraftarlar. Transfer tahtası ile ilgili soruyorlar. Yönetici çıktı mı diye soranlar var. Efendim yönetici çıkmadı. Yapılan açıklama öyleydi. Elazığspor'a söz vardı diyor izleyicimiz. Efendim şunu aktaralım. Sürekli aynı mesajı gönderen izleyicilerimiz bu kapsamda mesajlarınızı attıkça en üste çıkıyor. Ben en alttan mesajları okuyorum. O yüzden sizi en sona bırakmış oluyorum. O da başkanlarımız nerede, STK başkanları nerede yazıyorlar, neredeler bilmiyorum efendim. Evet. Çok teşekkür ederiz izleyicilerimize. Dekontlar durdu efendim, hani? Dekont sahipleri, dekont bekliyoruz.
Gelen yardımları bekliyoruz efendim. Evet, hemen şöyle kısaca yardım kampanyamızın özetini geçmiş olalım. Pazartesi günü başladı Kanal Fırat'ın Elazığspor'a destek yayınları ve 4 gün içerisinde Perşembe gecesine kadar olan canlı yayınlarımızda 589 kişi yardımda bulundu. Toplam 4 gün içerisinde toplanan ücret 75 bin lira oldu. 4 günlük, bugün de 5. günümüz efendim. 5 gündür Elazığspor'a en yüksek yardımı Elikat Başkanı, televizyonlarımız yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık yaptı. Dünkü canlı yayınımızda makbuzunu da ekranlarınıza getirmiştim dün. Profesör Doktor Yasemin Açık Kanal Fırat'ın canlı yayınları boyunca en yüksek meblağı bağışladı. Dün canlı yayınımızda 10.000 TL verdi. Tabii bu sembolik bir rakam. Çünkü Yasemin Açık özellikle bir önceki yönetimde, ondan önceki yönetimde, ondan önceki yönetimde 250 binler, 300 binler, 500 binler sürekli Elazığspor'a bağışlayan bir isimdi bugüne kadar. Ve bu kampanyaya da sembolik bir rakam bağışladı destek olmak adına. Ve aynı zamanda bu kampanyada bu kadar şehrimizde bu kadar insan var efendim, iş adamı, Elazığlı vesaire, hiçbirinden ses seda yokken Yasemin Hanım 10.000 TL bağışta bulundu. Teşekkür ediyoruz. En yüksek, bugüne kadar 5 günlük canlı yayınlarımızın en yüksek bağışından dolayı Profesör Doktor Yasemin Açık'a. Ayrıca zaten az önce de belirtmiş olduğum gibi her zaman Elazığspor'a 250 bin TL, 500 bin TL yardımda bulunuyor her yönetime. Bu kapsamda zaten görüyorsunuz 75 bin TL toplandı 4 günde Kanal Fırat aracılığıyla. Bu televizyonların sahibi Yasemin Açık, bu yayınların yapılmasını isteyen de Yasemin Açık. Bu yayınlar sayesinde 75 bin TL gönderildi. Az çok birliktelik oluşturuldu. İşte hem bir yandan madden destek oluyor, hem bir yandan bu televizyonları Elazığspor'u ekranlara açarak hem de manevi olarak destek oluyor. Yine bugünün rekor parası Şefik Su'dan geldi. 1000 TL 23 lira gönderdi Şefik Su. Almanya'dan Akipek ailesi 1000 TL gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz. Tekin Bulut abimiz 250 TL gönderdi. Teyyaş'tan toplu bir 350 TL bağış oldu. Çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu nerede? Onu da söyleyelim. Yani bu 5 gündür dikkat ediyorum gelen mesajlarda hep birilerini suçluyor. Diyor ki mesela oda başkanı nerede? İsim veriyor mesela. Şu isimli oda başkanı nerede diyor. Ondan sonra öbürü diyor ki şu nerede diyor. Ama bakıyorum önceki mesajlarına, kendisi 10 TL dahi göndermemiş. Bırakalım şu klavye delikanlılığını da, hani ona buna çamur atmayı da, hani sizin de en azından çorbada tuzunuz olsun. Hiç cebinizde 10 TL'niz de mi yok Elazığspor'a yardım yapacak? Ona buna laf atacağınıza siz de bir 10 TL çıkartın, bağışlayın, makbuzunuzu gönderin de size de eyvallah diyelim. Sosyal medyada da yazanlar var, WhatsApp'tan bize de yazanlar var. Ha, ben söylüyorum, oda başkanları, iş adamlarımız, STK'larımız nerede? Haliyle onları teşvik etmek amacıyla söylüyorum. Ama onlardan da zaten ses, seda yok. Evet, abi iyi dost kara günde belli olurmuş. Hepsi ortaya çıktı demiş izleyicimiz. Evet. Dün medyada Elazığspor'u sahipsiz bırakmam diyenler bugün nerede demiş izleyicimiz. Harun isimli izleyicimiz göndermiş. 50 TL 23 kuruş. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Harun isimli izleyicimiz. Devam ediyoruz. Galericilerden de destek istiyoruz demiş. Abi sen olmasan Elazığspor kapanırdı. Kral adamsın. Gece gündüz demeden her gün haber yapıyorsun. Allah senden razı olsun demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Efendim alt tarafta Elazığspor'a bu gece bağışta bulunan kardeşlerimizin isimleri geçiyor. Teşekkür ediyoruz onlara da desteklerinden dolayı. Allah utandırmasın. Ben yaşından beridir Elazığspor hayranı ve taraftarıyım. Gönül isterdi ki 5.000, 10.000 hatta 50.000 TL Elazığspor'umuza göndereyim. Memurum keşke herkes 100 değil de 20 TL gönderse. Allah var, gam yok. Baba yadigarı takımı ve hevesim Elazığspor'a helali hoş olsun demiş. Zafer Durman 100 TL göndermiş. Hadi efendim elimizi çabuk tutalım. Yayınımızı noktalayacağız. Zafer abimiz, Zafer Durman isimli izleyicimiz 100 TL göndermiş. Zafer Durman. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun.
Yarın canlı olacak mı? Muhtemelen olacak efendim. Kongre yarın canlı yayın olacak. Efendim Elazığspor adayı var mı? Henüz gelen net bir açıklama yok. Yani zaten az önce bir açıklama yapıldı Etso tarafından. Saat 22 itibariyle çıkan bir aday olmadığı yönünde bir açıklama yapıldı. Aktarmış olalım. Evet. Birkaç tane daha kaldı. Onları da okuyup noktalayacağız. Öyle görünüyor. Çünkü gelen mesaj yok. Fikret Polat 10 TL 23 kuruş. Çok teşekkür ederiz. Demek Elazığ'da işte 1000 civarında, 750.000 civarında Elazığ sevdalısı, Elazığspor sevdalısı varmış. Devam ediyorum efendim. Makbuzlu mesajları bulmaya çalışıyorum. Melih Gökçek göndermiş. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydım 23.023 yollardım. İsim benzerliğinden. Diyor ki eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydım 23.023 TL yollardım. Elazığspor var olsun. Melih Gökçek 23 TL 23 kuruş. Melih Gökçek 23 TL 23 kuruş göndermiş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Devam ediyoruz efendim. Hızlıca gelen makbuzlu mesajlarınızı arıyorum. Mesajların arasından. Furkan abi senin bu uğraşından sonra Elazığspor çok iyi yerlere çıkacak inşallah demiş. Çok teşekkür ederiz. Bu kulübü kimse kapatamaz diyor izleyicimiz. Kapatamaz inşallah efendim. Evet. Milletvekilleri nerede? Furkan kardeş sen ne kadar gönderdin? Kendi dekontunu göster bir. Efendim benim gönderdiğim bağış Elazığ Valiliğin kayıtlarında var. Siz merak etmeyin. Ayrıca yani zaten 5 gündür burada Elazığspor için dilimizi damağımızı yoruyoruz. Yetmez dedik. Bağışta da bulunduk. Tüm Kanal Fırat personeli de bağışta bulundu. Teşekkür ediyoruz. Çocuğumun mama parasını yolladım. İnşallah düzelecek demiş izleyicimiz. 10 TL 23 kuruş göndermiş. İsim yazmamış ama. Çocuğumun mama parasını yolladım. İnşallah düzelecek demiş. 10 TL 23 kuruş göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Artık yavaş yavaş yayınımızı noktalayacağız. Atıp tutan bazı spor yazarları onlar neredeler demiş. Sadece 600 kişi mi yardım yapmış? Furkan abi Elazığ seni unutmayacak demiş. Yok efendim biz görevimizi yaptık. Yani vazifemizi yerine getirdik. Evet artık herhalde bakıyorum bekliyorum bir dekont gelmiyor. O zaman biz de canlı yayınımızı burada noktalamış olalım. Beytullah Dağdöğen 50 lira 23 kuruş. Beytullah Dağdöğen 50 lira 23 kuruş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Dağdöğen Yapı İnşaat. Dağdöğen Yapı İnşaat. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Çayda Çıra Lavaş Pide Fırını İzmir Yeşil Yurt. Mustafa Aslan. Efendim. Güzel bir para geldi. Mustafa vallahi tam yayınımızı noktalarken yine bugünün rekor parası geldi. Günün rekoru geldi efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Aslan isimli izleyicimize hemen not alıyorum günün rekorunu. Çayda Çıra Lavaş Pide Fırını İzmir Yeşilyurt'tan. İzmirli hemşerimizden geldi efendim. İzmir'deki hemşerimizden 1123 TL. 1123 TL. Çok teşekkür ediyorum efendim. Elazığ kamuoyu İzmir'deki Çayda Çıra Lavaş Pide Salonu'nu unutmayacaktır. İzmir'deki hemşehrilerimizi hemen yarın gitsinler efendim. İzmir Yeşilyurt Çayda Çıra Lavaş Pide Fırını'na hemşehrimizi ziyaret etsinler. Mustafa Aslan. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Günün rekoru geldi. 1000 lira 123 kuruş. Pardon 1000 TL. 1000 123 lira. Artık rakamları söyleye söyleye şaşırmaya başladık. Evet çok teşekkür ediyoruz.
gelmeye devam ediyor. Bence uzatmayalım. Üçüncü bölüme geçmeden şunları hemen okuyup bitirmiş olalım. Mehmet Hanifi Şeker 23 TL 23 kuruş. Mehmet Hanifi Şeker 23 TL 23 kuruş. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Hanifi Şeker sağ olsunlar. Hızlıca devam edeceğim hemen. Evet, bir makbuz daha geldi. Evet, isim yazmamış izleyicimiz 101 TL göndermiş. Nihat Ercan sanıyorum. Evet, Nihat Ercan 101 TL Nihat Ercan'dan geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler bu güzel desteklerinizden dolayı. Trabzon'dan 23 TL 23 kuruş var. İsim yine yok. 23 TL 23 kuruş Trabzon'dan sanıyorum. 23 TL 23 kuruş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim Kanal Fırat Televizyonu olarak 5 gündür ayırmış olduğumuz Erespor canlı yayınlarını bugün noktalamış olacak. Noktalamış olacağız. Bu kapsamda destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Aytekin Yıldırım. Aytekin Yıldırım 50 TL. Aytekin Yıldırım 50 TL. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, son mesajları okuyorum artık. Özdağ Yılmaz 200 TL. Çok teşekkür ediyoruz. Özdağ Yılmaz isimli izleyicimiz 200 TL dekontunu da göndermiş. Özdağ Yılmaz 200 TL. Yılmaz Özdağ da olabilir. Hangisi bilmiyorum. Başın öne eğilmesin, aldırma, gakkoş aldırma. Furkan Bey alıcı olan başkanlar niye etmiyorlar? Evet. Furkan abi 5 gündür yapmış olduğunuz canlı yayınlardan dolayı sizleri kutluyoruz. Elazığspor bugüne kadar böyle bir destek görmemişti. Keşke herkes Kanal Fırat Televizyonu kadar bu takımı sahiplenseydi. Belki yarın kongreyi düşünmüyor olacaktık. Bu şehir Kanal Fırat'ın bu iyiliğini unutmaz, unutmamalı, unutturmamalıyız demiş. İsmim de Bekir Karabulut. Evet, Bekir Karabulut kardeşimiz göndermiş. Biz üstümüze düşen görevimizi yaptık efendim. 5 gündür burada bas bas hiç bağırmadığım kadar bağırdım. Yardım topladım. Yardımlarımızı noktalamış olduk efendim. Şunu hatırlatalım. Pazartesi günü saat 21.00'da Coşkun Kamaç, spor koordinatörümüz Coşkun Kamaç'ın hazırlayıp sunduğu maraton programında başladı Kanal Fırat'ın Elazığspor'a destek canlı yayınları. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve bugün cuma, cumartesiye girdik. Bu 5 gün boyunca devam etti. Bordo beyazlı kıyafetleri giydik. Haydi gün birlik olma günü dedik. 4 günde 589 kişi yardımda bulundu. 75 bin TL toplandı. Bugün içerisinde yok bugünkü sayılarımız ama sanıyorum bir 700-650-700 kişi ulaşmışızdır herhalde. 650 civarında. Demek Elazığspor'u sahiplenen, Elazığspor'un yanında olan bu kadar izleyicimiz varmış. Bu kadar Elazığlı varmış. Ben yardımda bulunan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz kampanyanın en yüksek bağışını dünkü canlı yayınlarımızda Profesör Doktor Yasemin Açık yaptı. 10.000 TL gönderdi. Her zaman Elazığspor'a para gönderiyor. Destekte bulunuyor. Zaten ekranları Elazığspor'un emrine verdi. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bugün en yüksek bağışı İzmir'den geldi. Mustafa Aslan 1.123 TL gönderdi. İzmir'den hemşerimiz Mustafa Aslan. Teşekkür ediyoruz. Ardından günün en yüksek maaşı yine bağışı Şefik Sudan geldi. 1.023 TL gönderdi. Almanya'dan Akipek ailesi 1000 TL gönderdi. Tekin Bulut 250 TL gönderdi. TİH personelleri de 350 TL gönderdi. Gönül isterdi ki daha çok göndermeyi ama bu kadarmış efendim. Elazığspor'u sadece 600-650 kişi düşünüyormuş. Sağlık olsun. Evet efendim, ben bir kez daha destekte bulunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kanal Fırat Televizyonu olarak son yılların Elazığspor'a destek yayınlarının en uzun sürelisini yaptık. Bu da bize nasip oldu. Bir kez daha kurum yöneticimize, yönetim kurulu başkanımız Profesör Doktor Yasemin Açık'a, genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık'a ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yarın saat 21'de gündem programı var. Zeki Akbıyık'ın hazırlayıp sunduğu gündem programının canlı yayın konuğu Elazığspor Kayyum Başkanı Doçent Doktor Sabahattin Devecioğlu olacak. Efendim son baskıda biz ailen sürenin sonuna geldik. Hafta başında pazartesinde saatler 23'ü gösterdiğinde görüşmek üzere. Tüm ekip arkadaşlarım adına hayırlı geceler, iyi hafta sonları diliyorum.